maaşların ve ücretlerinin açlık yoksulluk sınır altında kalmaması gerektiğini buradan bir kez daha teklif ediyoruz. Kamu işçilerinin zam pazarlığı bitti. Gözler şimdi memurlarda. Hükümet 16 Ağustos Cuma günü memur ve memur emeklileri için zam teklifini açıklayacak. 5 milyona yakın kamu emekçisinin 2020-2021 yıllarında alacağı zam oranları için görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur konfederasyonlarının temsilcilerine makul sonuç mesajı vermişti. Talepleri ve imkanları bir arada bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah. Toplu sözleşmede yetkili sendika Memur Sen de teklifini açıklamıştı. 2020 yılı için 8+7 yüzdelik zam, %3 refah payı, tabanayla 200 TL iyileştirme istedik. 2021 için 6+6 oransal zam ve %2 refah payı istedik. Enflasyon farkı her iki dönem içinde, her iki yıl içinde devrede olsun diye tekliflerimizi kamu işveren heyetine sunduk. Bu açıklamaların ardından taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek. 15'inde tekrar bir genel toplantı yapacağız. 16'sında bir toplantı yapacağız. 15'indeki toplantı yine hizmet kollarının toplantısı. 16'sında da hükümet kamu görevlerinin 2020 ve 2021 yılda ne kadar zam alacaklarla ilgili önerisini, teklifini masaya getirecek. 15 Ağustos'ta yapılacak son görüşmelerin ardından hükümet, Cuma günü memur ve memur emeklilerinin alacağı zam için teklifini sunacak. Konfederasyon temsilcileri hükümete rakamı belirlerken enflasyon uyarısında bulunuyor. Gerçek enflasyon rakamları üzerinden konuyu tartışalım, konuşalım. Gerçekleşen enflasyon noktasında ısrarımız devam ediyor.